Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la sohbetler başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Dünden bugüne nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. Ama hep gece gündüz duamız, derdimiz, kederimiz hep Filistin'dir, Gazze'dir, Mescid-i Aksa'dır. Çünkü ilk kıblemiz Mescid-i Aksa feryat ediyor. Ey İslam dünyası, ben esirim, kurtarın beni diye. Ve onu duyuyoruz. Elimizden dua geliyor. Onun için dua ediyor. Yalvarıyor, yakarıyoruz. Rabbimiz inşallah bu kadar Müslümanın duasını kabul eder. Bunu reva gören hainlere Gazze mezar olur inşallah. İnşallah hocam. Amin. Yürekten amin. İzleyicilerimiz de bu konuda aynı sizin gibi düşünüyorlar elbette. Onlar da dua ediyorlar. Duanın gücüne inanıyoruz biz inşallah. Doğru, doğru efendim. Dua da bir silah aynı zamanda. Hadis-i şerif böyle. Et-dua'u silahul mü'min. Dua müminlerin güç kaynağıdır. Evet. Evet efendim. Peki sevgili izleyenler, katkılarınızı bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarla hocamıza dini hayata dair, sosyal hayata dair sorularınızı iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız ekrana geliyor. 0552-037-0707 de WhatsApp hattımız. Video sorularınızı da bekliyoruz WhatsApp hattımıza. Video olarak yollarsanız inşallah sıraya alırız. Buradan yazılı selamlarınızı da inşallah okuyalım. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım. Hediyelerimiz var, onları hatırlatalım. Ama telefon mu var? Telefondan sonra hatırlatalım. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk hocam. Necmettin hocam, Muhsin hocam. Hayırlı sabahlar. Allah razı olsun. Sizi ben severek izliyorum. Elinizden ayağınızı öperim ben sizi. Estağfurullah. Teşekkür. İnşallah sağlık ömür vermesin hocama. Amin. Amin. Hep başımızdan eksik etmesin. Severek cuma, pazar her zaman izleyiyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Eksik ellerini olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Benim bir sorum var. İki sorum vardı. Benim eşim yeni vefat etti. Yani bir sene falan oluyor. Sağlığında evimiz vardı. Yarısı benim üstünde, yarısı onun üstünde. Eşim, iki tane oğlum var. Oğlumun birisi durumu çok iyi. Villa oturuyor. Birisi de durumu çok kötü, şey bile yok, emekliliği bile yok yani, sigortası bile yok. Evet. Bankrot diyemiyor, bankrotla 100 milyar, 200 milyar borcu var. Şimdi evin yarısını eşim o zengin olan oğluma verdi. Öteki o hiçbir şey vermedi, bankadaki parasını da ona verdi. Şimdi bu çocuğun hiçbir şeysi yok, bu çocuğum da dedi ki, ben dedi babama dedi o kadar yardım ettim dedi. Bu çocuk devamlı arabayla götürdü getirdi, götürdü getirdi, dükkanını kapattı, dükkanı ya çalıştırmadı bile ne. Babam dedi bana çelmeyi taktı gitti anne dedi. Bunun devali ne kuzum. Peki vasiyet mi etti bunları, tüm bunları vasiyet mi etti eşiniz? Vasiyet etmedi. Ölmeden evveli bunları verdi. Ölmeden önce eşiniz durumu iyi olan oğluna malları evet. verdi. Evet. 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 Peki niye böyle yaptı? Sebebi var mı? Bir kırgınlığı, kızgınlığı mı vardı diğer oğlunuza? Efendim? Neden böyle yaptı? Bir kırgınlığı, kızgınlığı, küslüğü mü vardı oğlunuza? İki. Onu kendi gibi yapamadı. Ben hani hocam şimdi ne diyeyim ben de? Ben şimdi eşimle dostumla konuşurdum. Ben 5 vakit namazımda abdestim. Gece ben namazıma kalkarım. Evet. Eşimle dostumla konuşurum ben. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Allah şöyle. Peygamber böyle. Aklıma fikrim onlar almış. Aklım. O çocuğu da kendi gibi yapmak istedi. O da öyle olmadı. Bu çocuğu sıfırladı. Ha, benim yolumdan gelirsen... Aklınca öyle dedi. Anladım sizi. Anladım. Çocuk dedi ki... Ben dedi cuma günü namazıma giderim. Ben dedi Allah'ımı bilirim, peygamberimi bilirim. Ama bak hastalığında devamlı. Arabasıyla dükkanını kapattı, götürdü, getirdi. Babasıyla öbür ilgilendi. Kendi vardı, o vardı. Öbürsü yoktu. Evet. Peki kardeşler ne diyor bu duruma? İki kardeş onlar ne kardeşi, düşünüyor? Kardeşi bir şey demiyor ki. Kardeşi tamam diyor, babam bana verdi diyor. He, aralarında bir sorun var mı şu anda? Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Ara sıra Paris değiyor kardeşinden. Evet. Diyor ihtiyacım var diyor. Evet. Bak diyor evi kira, dükkanı kira. Evet.
bir tek koltuk çalışıyor. Erkek kuaförü bize bir tek koltuk satıyor. Kazan da isteyiyor. Kız da yılda para verirse geriye vermez istemiyor. Peki eşiniz sağlığında sizi dinlemedi anladığım kadarıyla. Siz uyarılarınızı yaptınız mı eşinize? Yaptım tabii. Ben dedim ki eşime, ben dedim yani Allah'ımı peygamberimi biliyor İbrahim dedim. Yani öbür dünyada dedim biz onlarla dedim şey yapacağız. Bunlarla dedim. He dedi sen bekle. Baba evlat ayrımı yapmış. Vefatından önce durumu iyi olan oğlana malları vermiş hocam. Durumu iyi olmayan, fakir olan evlada, oğula bir şey vermemiş. Şimdi bunun vebali nedir diyor hanımefendi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi yayınlar dileyim. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Sağ olun. Sizden de inşallah. Hocam ellerinden öperim. Sağ olun. Eksik olmayın. Bu konuda efendim sevgili peygamberimiz İ'adilu beyne evladikum, evlatlarınız arasında adaletli olunuz emrini veriyor. Efendimizin zamanından bir olay nakledelim. Sahabeden birisi Beşir diye oğlu var. Oğluna mal bağışlıyor. Ama Beşir'in annesi de diyor ki o eşine, Beşir'in babasına bu olayı götür diyor. Peygamber aleyhisselama haber ver ve peygamber de bu işe şahit olsun diyor. Yani oğluna mal bağışladığına, Beşir'e mal bağışladığına Peygamber aleyhisselam da şahit olsun diyor Beşir'in annesi. Babası da öyle yapıyor. Beşir'i yanına alıyor, geliyor Peygamberimizin yanına. Ya Resulallah işte bu oğluma mal bağışladım. Efendimiz de soruyor, peki başka da evladın var mı? Var. Beşir'e verdiğini onlara da verdin mi? Yok, onlara vermedim. Sadece Beşir'e verdim. Sizin de şahit olmanızı Beşir'in annesi istedi. Beni haksızlığa şahit tutma diyor Efendimiz. Evlatlarınız arasında adil olunuz. Yani bakın bu zatın iki evladından zengin olana veriyor, fakir olana vermiyor. Fakir olan o fakirliği yaşadıkça babasına herhalde kin tutacaktır. Kırgın olacaktır, dargın olacaktır. Bir taraftan kardeşine, bir taraftan babasına buna meydan vermemek lazım. Çocuklarımız arasında adaletli olmalıyız demek. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Nevşehir'den selamlar, hürmetler. Biz de hocamızın anlattığı gibi hacet namazımızı kılıyoruz ve çok da istifade ediyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hani Filistin için hacet namazı kılın dediniz ya hocam. Evet efendim. Ona binaen söylüyorlar. Aynı zamanda işte secde ayetleri okunsun. Aynı zamanda tilavet secdeleri yapılsın dendi hocamız. Hem hacet namazı hem tilavet secdeleri Filistin için onu söylüyor. Bir diğer izleyicimiz İzmir'den bizi izliyorlar. İzmit'e selamlar, hayırlı sabahlar. Tokat Zile Belkaya bizi takip ediyor. Selam ediyoruz. Güzel bir gün olsun inşallah. Bu arada Ali Kayabaşı beyin ameliyatı oldu. Yoğun bakımda yatıyor. 246 Yasin okundu. Şifa bulması için hocamızdan dua isteniyor hocam. Cümle hastalarımızla birlikte Ali Beyefendi'ye de Rabbimizden Eşşafi isim şerifi hürmetine acil şifalar ihsanını diliyoruz. İnşallah. Programımızın bitiminde hitabında inşallah yine duamızda olur. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Hediyelerimizi bir hatırlayalım. Sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Üç hediyemiz var yine. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Gördüğünüz gibi Mustafa Gür, annesi Asiye Gür adına hayrediyorlar bu Kur'an-ı Kerim'i tesbih ile beraber. Mevla kabul buyursun hayırlarını. Bir izleyicimiz Kur'an-ı Kerim hediye ediyor. Ertan Gürcan, anne baba ve kardeşi adına hayrediyorlar. Bunun yanında bir heybeli seccade seti hediyemiz var. İçinde seccadesi, heybesi ve tesbihleri var. Toplamda 3 hediyemiz var. Hepsinin yanında bu yeni geldi, dün geldi. Silivri'den Sabahat Üncük hayrına yollamışlar. El emeği göz nuru. Yazma deniyor değil mi hocam? Sizin oralarda ne denir? Yazma denir. Bunlar yazma. Çok kıymetli aslında hocam bunlar. Yani elle yapıldı, el emeği, göz nuru, emek var burada. Evet. Saatler var. Yapandan Mevla razı olsun. O yollamış, izleyicilerimize yollayın diye. Teşekkür ediyoruz. Bu hediyeler için ilk şifre biraz sonra diyelim. Sevgili izleyenler, bir video sorumuz var. O soruyu görelim önce. Hayırlı günler hocam. Ben ikinci evlilik yaptım.
Yalnız eşim durmadan yalan söylüyor, borç ödemiyor, borçlular kapıya geldiğinde inkar ediyor. Daha sonra da borcu verdim deyip vermediğini ortaya çıkarttığımda ise bana sinirleniyor. Bu yüzden yani ben de boşanma davası açtım. Şu anda boşanmak üzereyiz karşılıklı olarak da. Dinen bunun bir sakıncası var mı hocam? Evet hanımefendi, bu durumdan bayağı rahatsız. Yani eşinin borçları var. Bunu inkar ediyor hanımefendi. Tabii kulak olduğunu bildiği için rahatsız oluyor demek ki. Şu borçları öde diyor, ödemiyor ya da ödedim diyor. Sonra bakıyor ödememiş oluyor filan. Hanımefendi de artık bu dayanılmaz hale geldi. Ben boşanma davası açacağım, bu adamdan boşanacağım diyor. Acaba böyle durumlarda dinen boşanmak uygun olur mu, caiz olur mu, hocamıza soralım. Birinci şifrede reklamlardan hemen sonra, sorunun cevabı da reklamlardan hemen sonra. Kısa bir ara. Günler hocam. Ben ikinci evlilik yaptım. Yalnız eşim durmadan yalan söylüyor. Borç ödemiyor. Borçlular kapıya geldiğinde inkar ediyor. Daha sonra da borcu verdim deyip vermediğini ortaya çıkarttığımda ise bana sinirleniyor. Bu yüzden yani ben de boşanma davası açtım. Şu anda boşanmak üzereyiz karşılıklı olarak da. Dinen bunun bir sakıncası var mı hocam? Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Reklamlardan önce soruldu hocamıza bu soru. Hocam buyurun. Efendim, ya Resulallah, mümin cimri olabilir mi? Olabilir. Mümin korkak olabilir mi? Olabilir. Mümin yalancı olabilir mi? Hayır. Olmaz. İmanla yalan bir arada olmaz. Matlul ganiyi zulmün. İmkanı olan kişinin yok diye yalan söylemesi de zulümdür, haksızlıktır. Efendimiz böyle buyuruyor. Hanımefendi, zannederim ki herhalde kocasını bu yanlış tavırlardan, davranışlardan kurtarmak için herhalde emek sarf etmiştir ve o da geride kalmıştır. Böyle olunca inne ebgazal halal talak, Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Müminin boşanmasıyla arş titrer. Ama buna rağmen yaşanması, çekilmesi güç bir hale geldiyse boşanma da bir yoldur, bir çaredir. Zannederim ki hanımefendi herhalde artık taşıyamaz hale gelince bu yükü boşanmak için müracaat etmiş. Bunda bir sorumluluğu vebali yoktur. Yoktur. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Yine bir video sorumuz olacak. İzleyelim, görelim. Necmettin hocama bir sorum olacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Saç boyatmakla ilgili hüküm nedir? Efendim, saç boyatmak, erkekler saç boyatabilirler mi? Siyahın dışında boyatabilirler. Ama genç olmasına rağmen saçları ağarmış. Siyaha boyatabilir mi? Genç olmasına rağmen saçları ağaran genç erkek siyaha boyatabilir. Demek ki genel olarak erkek siyaha boyatmamalı. Ama genç erkek saçları birden ağrıvermiş, siyaha boyatabilir mi? Boyatabilir. Hanımlar saçlarını boyatabilirler mi? Boyatabilirler ama. Amması ne? Bu sadece eşi için olmalı. Namahrem erkekler için olmamalı. Hocam, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin babasına peygamberimiz saçını boya demiş ne, mi? Ne güzel söylediniz, iyi hatırladınız. Mekke fethi gününde sevgili peygamberimiz Harem-i Şerif'te oturuyor. Efendim Safa'da oturuyor. Hazreti Ebu Bekir de ihtiyar babacığı Ebu Kuhafe'nin ellerinden tutmuş geliyor ama bir hayli adam ihtiyarlamış. Yani body yürüyor. O vaziyeti gören sevgili peygamberimiz ayağa fırlıyor. Ella terekte şeyhe fi beytihi ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, niye zahmet ettin? Bu ihtiyarı buraya getirdin. Ben onun ayağına varır biatını evinde kabul ederdim. Hayır ya Resulallah.
bunun sizin ayağınıza gelmesi daha münasiptir. Ama saçları da bembeyaz olmuş. Efendimiz bunun saçlarını boyatınız buyurdular ya. Evet. Evet. Yaşlı olmasına rağmen yaşlı boyatın diyor. Yaşlı olmasına rağmen boyatın buyurdu. Peki devam ediyoruz. Yine bir video soru var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Benim annem hacca gitmek istiyor. Babam fakat hakkımı helal etmem diyor. Peki annem bu şekilde hacca gidebilir mi? Annem hacca gitmek istiyor. Babam da gitmesine izin vermiyor. ne olur hocam şimdi gitse? Efendim şayet hac farz olduysa, hanımefendinin parası var, yolda emniyet var, bugünün şartlarına göre kurası da çıktı. Hı hı. O zaman eşinin buna müdahale yetkisi yoktur. Ama tabii helallaşması söz konusu. Helallaşmak da bu yolun adabındandır. Helallaşmıyor, illa gitme diyor. Bu sanki namazı kılma der gibi, zekatı verme der gibi. Hanımefendiye farz olmuş madem. Öyleyse o da gidebilir. Fakat tabii adabı, güzel ulaşmak ya. Şimdi bakın, Kabe'nin karşısında Hacerül Esved'in huzurunda şöyle deriz. Allahümme imanen bik ve tasdiqen bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, sana olan imanda sebat ediyorum. Kitabını tasdik ediyorum. Sana olan bağlılığımı devam ettiriyorum. Diyoruz. Bunu bakın ruhlar alemindeki Allah'a verdiğimiz sözü yeniliyoruz. Hac bitti. Şair şöyle diyor. Arafat'tan iniyorken hacı bir kuş gibidir. Ne kadar da pak, anasından yeni doğmuş gibidir. Böyle olan bir yolculuğa gidiyoruz. Hısımlarımızla helallaşmak, hele en yakın karı koca helallaşmaları ne kadar güzel bir şeydir. Ama buna rağmen farz olmuşsa gidebilir ya. Yani. Evet. Burada eşinin iznine gerek yok diyorsunuz. Yok. Farz olmuşsa. Umre olsa iznine gerek var da. Evet. Hacda izni söz konusu ama değil. Ama güzel olan tabii ya. Eşinin iznini alması, müsaadesini değil alması. Ya. Evet. Sonuçta eşi de buna müsaade etmeli. Orada dua bekliyorum de ya. O kutsal dua topraklara bekliyorum gidiyor. Yani. Orada dua edecek eşine, ya, çocuklarına. Ya. Bereketlenecek. Hazreti Ömer Efendimiz sevgili peygamberimize, ya Resulallah müsaade ederseniz umreye gitmek istiyorum. Efendimiz müsaade etmekle birlikte, la tensena ya uhayye min duaik, kardeşçeyizim Ömer, bizi de duandan ya unutma ya. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor ya, o kadar mutlu oldum diyor, yani bana dünyaları verseydi bu kadar mutlu olamazdım. Peygamber Efendimiz dua istiyor, peygamber dua bekliyor. Allah Allah, bak ne diyor Hazreti Ömer de, ne diyor, peygamberin bu sözü beni o kadar mutlu etti ki dünyaları verse bu kadar mutlu olamaz. Ben kimdim ki peygamber aleyhisselam benimle dua havale ediyor, benden dua bekliyor. Yani demek ki gidenlerden biz onlara dua etmeliyiz, gidenler. Onlar da bize dua, onlardan da biz dua beklemeliyiz. Yani. Güzel olan bu. Teşekkür evet ediyoruz hocam. Peki birinci şifreyi paylaşalım ama öncesinde telefon mu var? Telefondaki izleyicimizin sorusunu duyalım, onu bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun efendim. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Hocam ben nasıl anlatayım? Ben bu zamana kadar banyoya idrarımı yapıyordum. İçimdeki ses öyle diyordu, beynim eyle geçirmiş. Özür dilerim, tekrar baştan alalım. Şimdi çok hızlı giriş yaptınız. Tekrar baştan alalım. Ne dediniz? Banyoya idrarımı yapıyordum. İçimdeki ses yap diyordu, ben de yapıyordum. Bu da benim psikolojimi bozdu. Önce panik oldum her şeye. Sonra her şeyi sorun yaptım kendime, beynimde. Sonra da takıntı oldu. Beni uyutmadı, kalbim yandı. Kalbiniz yandı. Evet, kalbim yandı. Sonra bana çok kötü vesveseler verdi, intihar edeyim diye. Çocuklarımı der telaş olarak fısıldadı. Nefsim de kabul etti. Çocuklarımdan bir ara uzaklaşmıştım. Ben nasıl Rabbime teslim olacağım? Nasıl imanımı kuvvetlendireceğim? Ne var peki içinizde? Yani ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kim yönlendiriyor sizi? Kim telkinler veriyor?
Ya ben hep şeytanın dediğine gitmişim. Hiç şükür etmemişim. Doğum olmuş şükür etmemişim. Ölüm olmuş şükür etmemişim. Korkmuşum. Kim söylüyor bunları size? Şeytan, içimdeki ses. İçinizde bir ses var. Sizinle konuşuyor mu, onu mu söylüyorsunuz? Evet. İçinizde bir şey var ya da bir ses var. Evet. Bu ses size bir takım telkinlerde bulunuyor. Sizi yönlendiriyor. İstemediğiniz şeyler mi yaptırıyor? Önce yapıyordum. Şimdi yapmıyorum. Ha, şimdi yapmıyorsunuz. Artık onun deliklerini evet, yapmıyorsunuz. Evet, ilaç kullanıyorum. Antidepresan kullanıyorum. Tamam. Yani tedavi görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Tamam. Demek ki ilaçları kullandığınızda bu sıkıntı gidecek zamanla. İnşallah. İnşallah. Hocamıza neyi soruyorsunuz? Ya bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Çok bunalım geliyor. Evet. Nasıl Rabbime teslim olabilirim? Evet, bu rahatsızlıktan nasıl kurtulabilirim? Ben tıbben gerekli desteği alıyorum. Psikolojik olarak gerekli desteği alıyorum. İlaç da alıyorum. Ama dinen yapmam gerekenler neler hocam diye soruyorsunuz. Anladığım bu. Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Hocam buyurun. Hocam buyurun. Hanım kızımız, siz gelin bu tereddüdü, vesveseyi bırakın. Siz kale gibi imanı olan Müslüman oğlu Müslümansınız. Yani cinler beynimi ele geçirdi, kalbimi yaktı, ben kulluk edememişim filan. Bırakın bunu, öyle değil. Şeytan yönlendiriyor yani, dedi. Böyle cinlerin işi gücü yok da sizinle uğraşacak hali yok. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İnsanları ve cinleri bana kul olmaları için yarattım. Onlar da bizim gibi kul. Allah'ın görülmeyen kullarıdır cinler. Cinlerin varlığına inanırız. Cin diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Ama cinler böyle fiziki olarak kalbimi yakmak, beynimi ele geçirmek, bunlar yok sevgili kızımız. Siz hiç tereddüdü bırakın. Kale gibi imanınız var sizin. Müslüman oğlu Müslümansınız. Ama bu ilaçlara da devam edin. Psikiyatrist doktorla da ilgiyi büsbütün aydınlığa çıkıncaya kadar devam ettirin. Peki. Ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Birinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Ondan sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Zekatla ilgili pek çok soru var hocam. İnşallah ilerleyen dakikalarda, bölümlerde o sorulara bakalım. Ama önce, evet, bugün 3 hediyemiz var yine sevgili izleyenler. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim, kadife kaplı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyorlar. Bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Ertan Gürcan anne baba ve kardeşi adına hayrediyor. Bir de Heybeli seccade set hediyemiz var. Heybesi, tesbihi, seccadesiyle beraber. Hepsinin yanında bu el emeği, göz nuru yazma hediyemizi ilave edeceğiz. Silivri'den Sabahat Öncük adına yollamışlar. Bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre. Lütfen not alınız. Ekrana geliyor Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Veli, ya Allah Celle Celaluhu. İyi kullarına dost. İyi kullarının sıkıntılarını, darlıklarını giderir. Onlara ne korku, ne hüzün. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilennûr. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuşturur. Evet. Ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. El-Veli. Birinci şifreydi. İki şifremiz daha olacak. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde o şifreleri de paylaşalım inşallah. Selamlar var. Biz sizleri devamlı izliyoruz. Burdur, Çeltikçi, Kuzköy'den Ormancı Cengiz Bey yazmış hocam. Selam edelim. Aleyküm. Burdur, Çeltikçi, Kuzköy'e Ormancı abimize selam edelim. Bir başka izleyicimiz Antalya'dan takip ediyoruz. İyi ki varsınız demiş. Kahramanmaraş bizi izliyor. Hayırlı sabahlar. Kahramanmaraş'a selamlarımızı yollayalım. Kastamonu bizi takip ediyor. Kastamonu'ya selamlar. Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. O da şöyle. Mustafa Bey sormuş. Hocam diyor ki, benim sorum gusül abdesti ile ilgili.
alkollüyken gusül abdesti alınır mı? Yoksa alkolün etkisinin geçmesi mi beklenmeli? O anda tabii yıkanabilir ama büsbütün de şey yapabilmesi için, namaz kılacak filan ibadetlere başlayabilmesi için sarhoşluğun da bitmiş olması gerekir. Sarhoşluğun bitmiş olması tabii, gereklidir. Doğru. İbadetlerini yapamaz o halde. Doğru, o vaziyette İbadetlerini yapamaz. Bir diğer soru, isminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Muhsin Bey, Denizli'den selamlar. Hocamıza bir sorum var. Mizaç ilmi diye bir ilim var mıdır? Kişiye özel bedensel ve zihinsel özelliklere bakarak o kişiler hakkında yorumlar yapmak doğru mudur? Mesela göz rengi şöyle, burnu böyle, elleri şöyle diyerek insanlar hakkında fiziksel özelliklere bakarak fal bakar gibi mizaç yorumları yapmak ve buna inanmak doğru mudur? Bunlarla da uğraşmamalı bunlar. Yani sanki kehanet gibi, biliyor musun? Kahinlik gibi. Başınıza şunlar gelecek, şöyle olacak demeleri. Hem öyle hem de şöyle hocam. Mesela şimdi bakıyor, senin burnun böyle. Burnu böyle olanların tabiatı şöyledir. Burnu böyle olanların huyu böyledir. Ya da ne bileyim, dudakla ilgili, kulakla ilgili. İşte saçı olanlar böyledir. Göz rengi işte siyah olanlar şöyledir gibi yorumlar yapmak doğru mu? İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesinde de buna benzer şeyler var ama tamamen işi buna bağlamak doğru değildir ya. Evet. Doğru değil, uygun değil dinen yorumlamak, fal bakar gibi kehanette bulunmak doğru değildir diyor hocamız. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var, izleyelim görelim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler hocam. Ben İzmir'den arıyorum. Kayınbabam ve bir taraftan da öz amcam oluyor. 15 sene önce 20 altın 200 euro aldı. Söz verdi, yemin etti. 2 ay sonra ödeyeceğim diye. Ama 15 sene oldu, ödemiyor. Kaç sefer isteyeceğim, inkar etmiyorum diyor ama ödemiyor da. Durumu da var. Aslında birikmiş altını da var, sağa sola borç da veriyor ama bir türlü bizim altınımızı vermiyor. Biz de biraz sıkıntıdayız, düğün yaptık, borcumuz var. Ama ne yapıyorsak vermiyor. Helal etmek istemiyorum. Eşime de söylüyorum, ben yıllarca emek verdim. O altınları biriktirdim, benden habersiz babana verdin. Şu anda da babam vermiyor, helal etmiyorum. İki dünyada da helal etmiyorum diyorum ama bir yandan da hani vicdan azabı duyuyorum, helal etmiyorum diye, insanlık olarak kendime kötü ediyorum mu diye. Hocama sorarsanız çok sevinirim. Adım Behiye. Behiye Hanım'a teşekkür ediyoruz hocam. Yani 2 ay sonra ödeyeceğim demiş, aradan 15 sene geçmiş. Yahu insaf. Ya bu bir haktır tabii. Bir taraftan amca, bir taraftan baba, bunu yapması asla doğru değildir. Güven duygusu kalmıyor, güven duygusu. Mümin güvenilen kişidir, güvenilen kişidir. Birbirimize güvenimiz kalmıyor. Hanımefendi elbette haklıdır. Hakkını helal etmeyebilir. Bu dünyada eğer onunla vermezse ebedi hayatta alır, hem de çok acı bir şekilde alır. Bu kul hakkı ihlalidir. Etedrûne menil müflis. Bu hadisi şerifi zaman zaman söylüyoruz ama herhalde söylemeye de ihtiyaç çok, var. Çok. Muhsin Bey, söylemeye çok. De ihtiyaç var. Çünkü bakın, bugün mahkemelerimizin rafları dosyalarla dolu. Dosyalarla. Yani niye? Mal hakkı, kul hakkını ihmal. Doğru. Veya inkar, vermeme. Bununla ilgili bütün bir millet mahkemelerde meşgulüz. İşte dualarımızın kabulü için, tevbelerimizin makbul olabilmesi için kul hakkını bir kere ödememiz lazım. Bu yüzden mahkemelere düşmüşüz. Devletin mahkemelerini meşgul ediyoruz bundan dolayı. Maalesef hocam. Evet efendim. Maalesef. O hadisi şerifi tekrar hocam hatırlatalım mı? Etedrûne menil müflis. Bilir misiniz? Müflis kimdir? İflas eden kimdir? Ya Resulallah, bir zarara, bir ziyana maruz kalıp da servet-i saman elinden çıkana iflas etmiş denilir. Hayır, hayır. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bugün düşer, yarın kalkar. Ama iflas şudur.
birinin malını almış, vermemiş, inkar etmiş ve büyük mahkemede ne olur? Bu kişinin sevapları ona yüklenir, karşılık olmaz. O kişinin günahları da buna yüklenir ve sonra bu kişi sümme turiha finnar, cehenneme sevk edilir. İşte iflas budur. Allah. İşte iflas budur diyor. Ne çetin bir hesap var hocam orada, değil mi? Önce sevapları veriliyor hakkı olan tarafa. Evet. O karşılamıyor. Sonra karşılamayınca bir şey kalmadı. Onun günahları onun buraya geliyor. Günahları buna yükleniyor. Bu sefer de sümme turiha finnar, baş aşağı cehenneme sevk edilir. Esas iflas bu. Yani peygamberimiz. Sevgili peygamberimiz Muhsin Bey, yani vefatına bir gün kala Hazreti Ali, Hazreti Fazlı'nın kolları arasında ashabın huzuruna çıkıyor. Ashabım, sizden ayrılacağım için mahzunum. Rabbime kavuşacağım için neşeliyim. Ashabım, bugün içinizde bana en sevgili olan, ola ki bende hakkı olan varsa hakkını alandır. Ya Resulullah, canımız feda. Yani ne gibi bizim hakkımız olur sizde, varsa da helal olsun. O öyle değil. Beni kul hakkıyla Rabbimin huzuruna göndermeyin, rica ediyorum. Şayet alacağı olan varsa gelsin, işte sırtım, kimin sırtına vurduysam sırtıma vursun, kimin malını almışsam işte malım, gelsin alsın. Böyle olunca sahabeden biri diyor ki, ya Resulullah, bir zaman siz emir buyurdunuz, şuraya 3 dirhem yardım et diye, ben yardım ettim, o para bana ödenmedi. Fazlı, derhal öde o parayı diyor Efendimiz. Yani ya ömrünün son günlerinde bu kaygıyı duyan Allah elçisi, ya peygamber bu kaygıyı duyuyor da bize ne oluyor yani? Nasıl rahat hareket edebiliyoruz, değil mi hocam? Yani nasıl bunları bilirken kul hakkını nasıl inkar edebiliyoruz, evet, ya? Evet. Yanımıza bu kalmayacağını böyle bilelim ya. Bu ne rahatlık, değil mi? Evet, evet. Sanki bir garantimiz varmış gibi. Ya. Evet. Peki devam edelim. Telefonla devam edelim. İkinci şifre az sonra. Ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Alo. Hoş geldiniz. Ağrı. Selam edelim Ağrı'ya. Güzel bir gün olsun Ağrı. Buyurun. Muhsin abi, bir sorum olacak hocaya. Tamam. Ben dine, imana inanmıyorum. Hani Allah'tan sorduğum, bu sıkıntılarım olduğu halde Allah neden bize yardım etmiyor, bir el atmıyor? Yani ben çok sıkıntı çekiyorum maddi ve manevi olarak. Güçsüzüm, güçsüzüm. Yani bu kadar Allah'a yalvarıyorum, neden bana herhangi bir kapı açmıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani o kadar bulanıma girmişim ki bile intihar etmeyi düşünüyorum. İntihar etmeyi düşünüyorsunuz. Var mı intihar etmek? Diğer dünya kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? 25. 25 yaşındasınız. Şu an ilk cümleniz şeydi, dine, imana inanmıyorum. Yani, İnanmıyorum. Müslüman değil misiniz? Müslümanım ama inanmıyorum artık. Abi, bu kadar yalvardım Allah'a, neden bana herhangi bir kapı açmıyor? Ben çok zor durumdayım. Maddi ve manevi ihtiyacım çok var benim. Yani işsizim. Yani bulanıma girmişim. Bir de intihar etmeyi düşünüyorum. Bunun günahı var mı acaba? İkinci sorum. İçinde bulunduğunuz maddi sıkıntılardan dolayı bunalıma girdiniz. Öyle mi? Evet hocam. Evet. Bir de ben ne yaptım? Dini sorgular duruma mı geldiniz bu halden dolayı? Aynen, yani dinden, imanda, Kur'an'da soğudum. Evet. Hani bu kadar yaş gidiyor, ben bu kadar işsiz kalmışım. Biz dedik ki Sağlık Bakanı atama yapacak. Yıllardır bekliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Hep bulanım içinde, psikolojik şiddet yaşıyorum. Evet. Yani ihtiyacım var, giremiyorum. Bana devlet ne diyor, kafese olmazsa giremez. Ya kafese param yoksa ben nasıl yatıracağım o kafese parayı? Hiç mi bunu kimse düşünmüyor? Evet. Ya bana yazık değil mi? Hocamızı dinleyelim. Hocamızı dinleyelim. Lütfen televizyondan takip edin. Hocam, bu sıkıntılardan dolayı artık isyan derecesine varan itirazları var, eleştirileri var izleyicimizin. Neler söylerseniz, böyle konuşmak dinen sıkıntılı olur mu? Hani inanmıyorum artık, sorguluyorum demesi dinen doğru mu? Sevgili kızımız, sizin bu tavrınız bana müftülüğüm zamanındaki bir hatıramı aklıma getirdi. Bir gün müftülükteyim, aynen bu hanım kız gibi birisi geldi. Hocam, ben gavur olmaya geldim dedi. Size? He, kızım, burası müftülük ya, Müslümanlara hizmet eden bir yer.
buraya gavur olmak isteyenler değil de yani dalaletteyken hidayete ermek isteyenler gelir. Nedir kızım sen? Benim tahminime göre sen Müslüman evladısın. Bu laflar nedir dedim. Hele otur bakayım. Hele bir çay iç filan. Sakinleştirdiniz. Falan. Sakinleştirdim. Ondan sonra anladım ki ağabeyleri buna çok baskı yapmışlar. Bu da Müslümanlık buysa ben bu Müslümanlıkta yok. Kafası bozulmuş. Hem de müftülüğe geliyor. Bana gelmiş ki ben gavur olmaya geldim diye. Böyle bir hatıra. Aslında çare arabaya gelmiş de hocam. Demek ki benim onu yatıştırmam, teskin etmem, moral vermem, motive etmem için gelmiş tabii. Onu anladım ben. Ben de yani kaba davranabilirdim. Bereket ki son... O izleyicimiz de öyle ama yani. Sunacak dal arıyor şu anda bu konuda. Sorularına bir cevap öyle. Arıyor, yardım istiyor. Bak, bu sevgili konuda. Kızımız şimdi... O intiharı yani, falan Allah korusun sakın. Değil mi? Sakın, ben, öyle dediğiniz gibi o intiharı falan bir tarafa kafadan bırak. Kafadan atıyoruz öyle olmaz. Öyle bir şey yok. Bir Müslüman bu derece bunalıma düşemez. Biraz önce bakın Rabbimizin güzel isimlerinden biri elveli Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulümat ile nur. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuşturur. Hanım kızımız biz amir miyiz, memur muyuz? Memur ne demek? Emredileni yapan. Amir de emreden. Ya ben kulum ya. Ben kulum. Sanki Allah'a emredeceğim. Bana para ver, bana pul ver. Beni sıkıntıdan kurtar. Baş üstüne öyle değil. Yani peygamberlerin de duası derhal arzuları üzere gerçekleşmiş değil. Bir Eyüp peygamberi düşünün. Servet, saman, bağ, bahçe, evlat, iyal hepsi gitmiş. Üstüne de 18 yıllık hastalık. Ama ümitsizlik yok bakın. Rabbi enni messen yetturru ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi her tarafımı hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. Şu edebe bakın. Şu nezakete bakın. Ya Rabbi derhal bana şifa ver değil. Ya Rabbi her tarafımı hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin. Rabbimiz de derhal şifa veriyor. Serveti gidiyor, çocukları, eşi. Hepsi bağ bahçe gidiyor, şey. Servet saman gidiyor. 18 yılda hasta kalıyor. Ondan sonra da Rabbimiz derhal şifa veriyor. Ve kezalike nüncil müminin. Müminleri de böylece aydınlığa kavuştururuz. Yani kul mahşer günü eline amel defterini alacak. Ya Rabbi şu sevapları biliyorum, şu sevapları da biliyorum da şunları bilmiyorum. Sen bunları nereden verdin, ne için verdin bana? Kulum, sen bir konuda dua ediyordun. Ben de senin menfaatin gereği onu gerçekleştirmiyordum ya. İşte onları hep buraya sevap olarak geçiriyordum. Madem öyle ya Rabbi hiçbir duamı kabul etmeseydin. Bugün işime yaramak üzere hiçbir duamı kabul etmeseydin de bugün işime yarasaydı temennisinde bulunacaktır. O yüzden sevgili kızımız cennet ucuz değildir. Bak bir dünyada bir dairemiz olsun diyoruz da ya bir ömür boyu çalışıyoruz ya bir dünya dairesine cennet sarayları öyle o kadar kolay verilir mi yani? Ona sabır gerekiyor. Teslim hocam başımıza olma. Gelen bu ya. Musibetler, felaketler, ya. Sıkıntılar üç sebepten gelir diyordunuz. Ne güzel söylediniz. Onu da tekrar yani edebilirsek. Diyelim başımıza sıkıntılar geliyor. Üç sebep. Bir, yaptığım günahın birce ona şefkat tokatı, şefkat. Yani hatamdan dolayı. İki, günahımın affı için. Üç, derecemin yükselmesi için. Mesela Hazreti Hüseyin Efendimiz'e diyebilir miyiz? Hazreti Hüseyin'in şu günahı vardı da ondan dolayı başına bu felaket geldi. Kendisi, eşi, şehit çocukları, edildi. 72 kişi koyun boğazlanır gibi boğazlandı. Haşa aklımıza böyle gelir mi? Günahlarından dolayı diyebilir miyiz? Hazreti Hüseyin Efendimizin günahı vardı da ondan dolayı yok öyle değil. Çok yüksek cennet saraylarının verilebilmesi için dünyadan peygamber evladının dünyadan ayrılışının böyle olması gerekiyordu. Yani ya derecesinin
yükselmesine, ya günahlarının affına ya da bir ceza silsilesinin başlangıcı olmuş olabilir. Ama biz bunalıma düşme yok, ümitsizliğe kapılma yok. Rabbimizden daima قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Günah işlemekte ileri giden kullarıma söyle ey peygamberim, ümitlerini kesmesinler. Affetmek istediğim hiçbir günah büyük değildir. Ne güzel bir müjde. O yüzden affetmek istediğim hiçbir günah büyük değildir. Büyük değildir. O yüzden kızımız, yani bu lafları bırak, gel şimdi sen Müslüman oğlu Müslümansın. Böyle derken sen bunalımdan bunalıma düşersin. Böyle değil. Yani sen gel beraberce seninle estağfirullah. Şimdi canlı yayınsa sesini duyayım kızım. Hocam hatta değil şu anda. Öyle değil hatta mi? Değil, yani, ayrıldı. Estağfirullah. Bundan af dilemeliyim. Bir, iki. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama Cibril-i Emin vasıtasıyla senin tarafından gönderilen hükümlerin hepsini kabul ediyorum, tasdik ediyorum, her emrin başım üzerine ya Rabbi demeliyiz. İzleyicimiz de inşallah biraz evvel telefonla arayan izleyicimiz de bunları tekrar etmiştir diyelim biz. Mevla sıkıntılarını gidersin, gönlüne ferahlık versin. O düşüncelerden tez zamanda kurtulsun inşallah. Tabii hocam efendim. Çok güzel şeyler söylediniz bu konuda. Ya. O intihar meselesini de sordu da hocam. Onu asla zaten düşürmeyin, aklınızdan çıkarın bir kere. Dinen hükmünü de sordu onun hocam. Dinen intihar. Başkasına bakın. Kendimin sahibi ben değilim. Ben kendimi öldürmeye hakkım yok. Başkasını öldürmeye hakkım olmadığı gibi birisinin öldürülmesinde hakkı bulunan, yerde veya gökte hakkı bulunan kişileri Allah cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürükler. Yani bir kişinin öldürülmesinde bir payım bulunsa, iştirakim bulunsa, ne gibi ya, şuna bak ya, sen adamım diye geziyor, emmin oğlunun katilleri dolaşıyor ortalıkta, önce sen onun hesabını sor da ondan sonra adamım diye gez, böyle demekle kavuşmuş yarayı açıyorum, bakın yangına benzin döküyorum. Halbuki yara kavuşmuştu, adam unutacaktı. Doğru. Ama ben unutturmuyorum. Yiğitsen, adamsan, emmin oğlunun katillerinden hesap sor diyorum, tahrik ediyorum. Yani böyle olmamalı. Bunu yapan bile demek ki cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürüklenir. Sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Başkasını öldürmek ne kadar haramsa kendi canıma kıymak da o şekilde haram. Kendi canıma da kıyamam. Bir başkasının canına da kıyamam. Kesin. Bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir başkasını öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Evet. Ya. Hocam dinden çıkmak peki nasıl olur? Şimdi hani izleyicimiz dedi ya, ben artık din iman tanımıyorum, sorguluyorum dedi. Müslüman mısınız diye ben özellikle sordum ya hani. Evet Müslümanım dedi. Hem Müslüman olduğunu söyleyip hem de bunları söylemek bizim imanımıza zarar verir mi hocam? İmanımıza zarar verir. Ya ola ki Muhsin Bey. Ha, kızgınlıkla söylendi diyelim onu. İnançla İçinde ilgili, bulunduğu evet. Sıkıntılardan dolayı söyledi diyelim. İnançla ilgili konulardaki tereddüdümüzün derhal gitmesi lazım. Hmm. İnançla ilgili. Ya mesela melek diyorlar da var mı yok mu ya bilmem ki, yani böyle dedi mi imanını kaybeder. Bu tereddüdümü en kısa zamanda gidermeliyim. Değerli seyirciler, ülkemizde bakın başka İslam ülkesinde yok ya. Bütün ilçelerimizde ilçe müftülüklerimiz var. İllerimizde il müftülüklerimiz var. Dini yüksek tahsil yapmış bu insanlar. Seçilerek oraya getirilmişlerdir.
Yani böyle bir tereddüdümüz olursa, işte bu tereddütlerimiz giderilsin, bu konularda halkımız aydınlatılsın diye bu devlet maaş veriyor ya. O yüzden müftülüklerimize uğrayalım bak. Yani sağlık müdürlüğüne uğrarız, ziraat müdürlüğüne uğrarız da müftülüğe bunun için bu maksatla uğramayız. Dini konularda sıkıntılarımız varsa ya, tabii, hiç çekinmeyelim. Tabii. Arayalım. Tabii. Onlar sizin için oradalar çünkü. Onların vazifesi, görevi bu. Sadece müftü değil, ondan başka gerek yardımcı personel var. Elbette. Hep dini elbette, yüksek tahsil yapmış insanlar. Ama izleyicimiz de hocam sizden yardım talep etti demek ki bu konuda. Tamam. Bizi aradı. İyi ki de ulaştı bize. Ya. İsabetli oldu. Mevla sıkıntılarını, üzüntülerini, problemlerini gidersin inşallah. İnşallah efendim. Evet. Ah hocam, ah, o kadar çok problem, sorun yaşayan insanlar var ki. Ya şöyle de düşünüyorum. Şimdi bir tarafta Filistin, yani Gazze'de yaşananlar, oradaki dram, acılar. Ya o çocukların, bebeklerin katledilişi, öldürülüşü, orada bir soykırım var. Yani insan şunu düşünüyor. Kimse derdim var demesin hocam. Ya. Yani kimse derdim var demesin. Oraya bakarak söylüyorum. Doğru, ya doğru. Benim şu derdim var demesin. İnsan ya, utanmamız lazım. Ya. Çok doğru. İnsaf etmemiz, var demesin. İnsaf etmemiz lazım. Yani bir elimiz yağda, bir elimiz, evet, balda şu anda. Şu cennet vatanda. Evet. Ya bu cennet vatan, yani Filistin'in de ümidi burada. Başka İslam ülkelerinin de ümidi burada. Yüzyıllar boyu bu toprakların insanları İslam dünyasına yön vermişler, sahip olmuşlar. Şimdi yine öyle olacaktır. Yeter ki biz haddimizi bilelim. Allah'ın hangi nimetleri içerisinde olayım, hangi nimetler içindeyiz, onu bilelim ya. Nankörlüğün geri yok. Hocam ya, oradakilere mikrofonu uzatıyorlar. Ufacık çocuklar daha 4-5 ya, yaşında elhamdülillah diye başlıyor cümleye. Ya, yani bir bak, tarafından kan akıyor. Yani yara bere içinde. Ya, kolları parçalanmış, ev elhamdülillah gitmiş, diye başlıyor. Gitmiş, evet. Ana gitmiş, baba gitmiş, hala elhamdülillah diyor ya. Allahu evet, ekber diyor, evet, la ilahe illallah diyor. Evet. Nasıl bir imandır yani bu? Doğru. Dün bir video izledim hocam. Biliyorsunuz 2 gün önce yine bir bomba, 6 ton bomba atıldı bir mahalleye. Ya hocam, ne demek mülteci ya? Kampında 6 ton bomba atıldı bir mahalleye. Evet. Evet. Dün bir baba artık şey, bina, apartman, hiçbir şey kalmamış, dümdüz olmuş yani. Evet. Enkaz. Bir baba ağlayarak çocuklarını arıyor hocam. Bir ya, baba ya, tekrar gelmiş ya, oraya. Ya. Elinde bir tane çekiç var. Başka hiçbir şey yok. Bir çekiç böyle taşları kazıyor. Ne yapıyorsun diyorlar. 4 tane çocuğum vardı diyor. Onları arıyorum diyor. Neredeler diyor. Selma neredesin diyor. Selma neredesin diyor. 2 gün geçmiş ya, hocam. Bizde deprem oldu. Memleket ayağa kalktı. O enkazın altından canlı kurtarabilir, evet, miyiz diye. Evet. Orada ne yapacaksın? Nasıl kurtaracaksın ya? Evet, elinde bir çekiçle. Ya çekiçle ya Rabbi. Çocuklarını arıyor. Evet efendim. O yüzden yani şimdi hakikaten kimse derdim var demesin. Ya. Kimse derdim var demesin. Oraya bakarak söylüyorum. Evet, evet efendim. Mevla yardımcıları olsun. Amin efendim. Peki devam edelim. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm. Çok kolay gelsin. Allah sizden razı olsun. Selam. Öldükten sonra ahiret nasıl oluyor? Hani pek fazla bilgimiz yok, bizi bilgilendirmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımıza razı etsin. Allah razı olsun. Efendim, vakti gelince İsrafil aleyhisselam sura üfürmesiyle bütün canlılar ölecek. Bir süre böyle geçecek. Tekrar İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesiyle diriliş olacak ve ehli cennet cennete, ehli cehennem de cehenneme gidecek. İşte buna ahiret günü diyoruz. Bakın isimleri: El-Yevmül Ahir, son gün; Yevmül Ba's, diriliş günü; Yevmül Kıyame, her şeyin ayağa kalkması; Yevmüddin günü; Yevmül Hasre, hasret günü, pişmanlık günü. Vah vah, şunu yapmasaydım. Yani çünkü ömrün hesabı sorulacak. Ömür içinde özel önemi olan gençliğin hesabı sorulacak. Ne öğrendin? Öğrenmediysen niye öğrenmedin? Öğrendiğinle ne yaptın? Servetini nereden kazandın? Nerede harcadın? Yani bunlar da o mahkemenin soruları. Yevmül Hasre.
Evet efendim. Nasıl bir yer diyor. Onu tabii bilebiliyor muyuz hocam? Dini kaynaklarda bilgi var mı? Yer, mekan olarak bir bilgi veriliyor mu bize? Önce dümdüz hiç dağ yok, dere yok, düz bir vadide bütün insanlar toplanacak, yaptıklarından hesaba çekilecekler. Sonra dediğim gibi tabii kısa kesiyoruz. Ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme gidecektir. Bel tü'sirûnel hayâted dünya. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Vel âhiretü hayrun ve ebkâ. Ahiret ise ebedidir. Dünya bir damla gibidir. Ahiret derya gibidir. Allah Allah. Ya. Dünya bir damla gibidir. Evet. Ahiret bir derya gibidir. Evet. Ne güzel cümle. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi sevgili Çiğdem'e dönelim. Hocam İstanbul sokaklarındaydı. Bu hafta zekatı sordu. Çok zekat sorusu var ya. Doğru efendim. Zekatı soralım dedik. Zekat nedir? Kimler zekatta mükelleftir? Zekat verdiniz mi diye sordu. Bakalım nasıl cevaplar aldı. Bugün Bakırköy Meydanı'ndayız. Vatandaşlarımıza İslam'ın 5 şartından biri olan zekatı sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Zekat nedir? Zekat, Müslümanın kendi sadakanı, çalıştığın malın sadakasını Allah rızası için vermektir. Anneye babaya verilmez. Kardeşin de durumu yoksa, eğer kardeşinin durumu yoksa ona da verilir. Eşler birbirine zekat verebilir mi peki? Eşler birbirine zekat veremez. Kimlere verilir zekat? Fakirlere verilir. Kimlere verilmez? Zenginlere verilmez. Eşler birbirine zekat verebilir mi? Veremez. Peki çocuklarınıza zekat verir misiniz? Verebilir misiniz? Zekat. Hayır. Zekat nedir? Zekat dinimizin emrettiği gerçek ihtiyaç sahiplerine verilen bir yardımlaşma türüdür aslında. Kimlere verilir? Gerçek ihtiyaç sahiplerine verilir. Zekat nedir? Zekat düşkün insanlar, durumu iyi olmayanlara zekat verilir. Zekat yardıma muhtaç insanlara verilen sadaka, bağış. Zekat nedir? Zekat fakirlere verilen bir miktar paradır yani İslami usullerde. Kimlere verilir? Durumu olmayan fakir insanlara yani. Kimlere verilmez? Durumu iyi olan zengin insanlara, aylık ücreti fazla olan insanlara verilmez. Zekat nedir? Zekat dinimizin bir emri. 80 gram ve üzeri altınımız var ise 40'ta birini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz yani. Kimlere zekat verilir? Kimlere zekat verilir? Birinci derece yakınımız olmaması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani verilmemesi gerekenlerin içinde anne, baba, kardeş biliyorum ben. Bunların dışında olanlara zekat verilir diye biliyorum. Zekat malının 40'ta birini fakirlere vermektir, ihtiyaç sahiplerine. Kimlere verilmez zekat? Birinci derece yakın, az önceki beyefendi de ama ben de veriliyor diye biliyorum. Mesela kucağınızdaki çocuğunuza zekat verebilir misiniz? Büyüklerimizden veriliyor diye duyduk ama tam olarak net bilmiyorum. Zekat nedir? Yani durumu olmayan insanlara Ramazan ayında verdiğimiz fitre, zekat, bu tür şeyler, maddi manevi yardım gibi. Zekat nedir? Zekat mal varlığımızın borcunu demektir. Kimlere verilir zekat? İhtiyacı olanlara. Kimlere verilmez peki? İhtiyacı olmayanlara. Zekat nedir? Zekat İslam'ın şartlarından biridir. Kimlere verilir? Fakirlere yani. Zekat nedir? Zekat bildiğim kadarıyla anne babaya verilmez ama kardeşe veriliyor. Onun dışında geçimi zor olanlara veriliyor. Bu kadar mısın biraz kanka? Zekat durumu kötü olanlara, durumu belli başlı şeylere yetmeyenlere verilebilen bir şeydir. Eşler birbirine zekat verebilir mi?
Eşler birbirine zekat veremez, hayır. Peki çocuklarına verebilir misin? Çocuklarımıza veririz. Veremeyiz. Veremeyiz, tamam, karıştırdım. Zekat nedir? Zekat malının belli bir belli olan bir malın belli bir kısmını fakire, yardıma muhtaca dağıtmaktır. Kimlere verilmez zekat? Kimlere verilmez? Durumu çok iyi olanlara, yani yardıma muhtaç olmayanlara kısacası. Zekat nedir? Fakir, fıkaraya, hastalara, muhtaç olan insana yapmak, ne mutlu o kişiye. Kimlere verilir peki zekat? Her insana, her fakir, fıkara, ırk, din ayrımsız. Kimlere verilmez? Hak etmeyene. Zekat nedir? Malının 1/40'ını fakir fukaraya vermektir. Ta ortaokullarda biz bunları öğrendik. Ne kadar var ise, 400 liram var ise 10 lirasını vereceksin. Verdiğin zaman sana 390 kalır, senin bir kaybın olmaz. Sevaba girersin Allah katında. Ve Allah da zaten insanı görüyor. Buna göre değerlendirir. Fakat bakıyorum ki günümüzde herkes bacağının arasına koyup kendi yiyor. Bu yanlış. Onun için bu zekatı tam olarak Müslümanlığın da 5 şartından biridir. Tam olarak uygulamak lazım. Zekat nedir? Zekat canının, bedeninin bir şeyidir. Tamam mı? Kimlere verilir? Fakirlere verilir dedik ya. Kimlere verilmez? Zenginlere verilmez. Ya bir de gayrimüslimlere verilmez. Tamam mı? Ben böyle biliyoruz. Müslüman olana verilir. Çocuklarınıza zekat verebilir misiniz? Tabii veriyoruz. Eşler birbirine zekat verebilir mi? O konuda bilgim yok. Zekat nedir? Zekat eğer maddi durumumuz belli bir seviyenin üzerinde ise belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermek. Yani mesela çocuğumuz belli bir yaşın üzerindeyse, mesela diyelim ergenlik çağının üzerindeyse ve maddi durumu kötüyse verebiliriz. Eşinize verebilir misiniz? Eşimiz bayan erkeğe, erkek bayana mı? Bayan erkeğe verebilir ama erkek bayana veremez herhalde. Çünkü erkek bayana bakmakla mükellef. Zekat nedir? Ben şey demek. Ablacığım, bu kuvvetli yaşıyor, bunu sormayın. Size soralım o zaman. Zekat ne demek? Zekat nedir? Zekat önemli bir şey. Malın mülkünün şeyini vermek. Ben anlat hadi. Malınızın mülkünüzün şeyini vermek. Ne derler ona? Paylaşmak işte, yağmalıklı insanlar, maddi durumu güzel olmayan insanlara yardım etmek demek. Peki kimlere verilir zekat? İlk önce ailesinde maddi durumu güçlü olmayan insanlara, yoksa diğer sokaktaki insanlara mı diyelim? Zekat nedir? Zekat. Ya oruç tutuyorsun, onun şeylerini vermek zorundasın ama ben veremiyorum maalesef. Kimler zekat verebilir? Durumu iyi olanlar ya. Biz veremeyiz. Haddi suretle. Ben hiç vermedim zaten. Kimlere verilir peki? Durumu hiç olmayanlara. Kimlere verilmez? Vallahi ne, parası olanlara verilmez mesela. Mesela emeklilere verilebilir. Peki eşinize zekat verebilir misiniz? O da mı? Çocuklarınıza zekat verebilir misiniz? Yok. Anne babanıza? Yok. Evet, nasıl buldunuz hocam? Güzel. Cevapları nasıl buldunuz? Halkımızın ilgisi, bilgisi güzel. Efendim, zekat emri Kur'an'da 30 yerde geçiyor. 27 yerde namazla birlikte geçiyor. Namaz bireyin mutluluğu, zekat toplumun mutluluğu. Yani şimdi bakın, su bir yerden gelip bir yere giderse pırıl pırıl, şırıl şırıl gelişi, gidişi güzellik kazanır. Ama su geliyor, şurada bir havuzda durmadan orada kala kalıyor. Bu yosunlaşır, bu kirlenir bu. Bir yerden gelmeli, bir yerden gitmeli. Ya zekat budur. Yani zekat temizleme anlamına da gelir. Bendeki kibiri, hırsı onu temizliyor. Karşı taraftaki zekat alacak kişideki kini, öfkeyi, nefreti, hasedi onu temizliyor. Efendim, Mevlana ne güzel söyler. Zekat vermek asmayı budamak gibidir. Asmayı budayınca görünüşte asmayı küçültmüş oluruz. Ama gerçekte ise
ömrünün uzamasına, tabii, bol ürün vermesine sebep olur. Zekat vermeyen zengin Allah'ın rahmetine, Allah ve Resulünün dostluğuna hak kazanamaz. Bu cümle de önemli. İnnemâ veliyyukumullah. Sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür. Vellezîne âmenûllezîne yuqîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâte ve hum râkiûn. Zekat veren, namaz kılan müminlerdir. Sizden üç tane dost gösterdi. Allah, Resulü, Allah ve Resulüne gönül veren müminler sizin dostlarınızdır. Zengin zekat verirken gönülsüz davranmayacak. Niye? Borcunu ödüyor o. Fakir alırken mahcubiyet duymayacak. O da hakkını alıyor. Doğru. Toplumda fakirlerin haklarına riayet edilmezse vücuttaki bir uzvun kanaması gibidir. Vücuttaki bir uzvun, müminler bir vücut gibidir. Zekat emrini ihmal ediyor o toplum. Orada bir uzvun kan kaybetmesi, kan kaybede ede ede bütün vücut elden çıkar. O yüzden Rabbimiz bir ayetinde de öyle buyuruyor. Sakın yardım edin, zekat verin, kendinizi tehlikeye atmayın. Ya anladın, ne kadar anlamlı bu. Demek ki kan kaybeden bir uzuv gibidir, organ gibidir. Bir uzuv kan mı kaybediyor? Bu sefer bünye elden gider. Doğru. Evet. Evet. Zekat dinen, zenginlik ölçüsü kabul edilen miktar para, mala sahip olmak, değil mi hocam? Yani doğru, bir ölçü var orada. Allah rızası için belirli kişilere verilmesi gereken belli bir miktarı var. Doğru. Ona biz nisap miktarı mı nisap diyoruz? Diyoruz. Nisap diyoruz. Ona nisap diyoruz. Miktarı diyoruz. Yani hayvanlarda ayrı, efendim diğer emtiada, parada. Yani 80,18 gram altına sahip olan, üzerinden de bir yıl geçen kişi bunun %2,5'unu veya diğer tabirle 40'ta birini zekat olarak vermesi farzdır. Aman şöyle yapalım hocam, sorular var. Soru, evet, cevap gidelim isterseniz. Tabii efendim. Instagram'dan da çok soru var ama varsa sevgili Emre'den rica edelim, yönetmenimizden. Önce video sorularla başlayalım zekatla ilgili. Var mı? Var. Tamam. Onlardan birisi. Sesi de duyabilirsek. Ses gelmiyor hocam, bize. Hocam biz 10 yıl oldu hacca yazılalı. Hacımız çıkmadı. Bu sene belki çıkar diye biz paramızı hazırladık. Bilezik olarak ben koluma taktım. Bu bileziklerin zekatını senesi gelince vereceğiz miyiz? Hacca gidebilmek için bilezik yaptırdım diyor. Hocam, bu bileziklerin zekatını vermem gerekir mi? Hacca gireceğim. Zekatını vermemiz gerekir. Yani demek ki ev alacağım, araba alacağım veya hacca gideceğim. Bunun için para biriktiriyorum. Bu biriktirdiğim paralardan dolayı zekat vermem gerekir mi? Gerekir. Ama hacca gideceğim de tamam, kurağım çıktı, ben de para oraya yatırmaya başladım. Hı hı. O zaman zekat vermeyeceğim. Peki. Çünkü anlaşmışım artık. Ama şirketle, ama diyanetle, neyse, gideceğim. O paradan dolayı zekatla mükellef değilim. Ev alacağım. Böyle parayı biriktiriyorum. Ama herhangi bir müteahhitle veya ev satan kişiyle anlaşma yapmış değilim. Yani tamam, şu kadarını peşin vereceğim, şu kadarı vadeli olacak diye bir anlaşma yapmış olsaydım zekatla mükellef değildim. Ama böyle bir anlaşma yapmadım da kendi hayalimde ev alacağım, bunun için para tasarruf ediyorum, biriktiriyorum, zekatla mükellefim. Yani o paranın zekatını vereceğim. Anlaşırsam bir kısmını verdim, bir kısmını borçlandım, o zaman mükellef değil. Peki. Bir video daha var, onu da görelim.
Zekat da öyle. Aleykümselam. Görümcem eşi bıraktı gitti. Kendini büyükbaş hayvanla görüyor. Hiçbir geliri yok. Ona zekat versek düşer mi hocam? 15-20 tane büyükbaş hayvan yapıyor. Başka da bir geliri yok. Oğlu evlendi, ayrıldı. Ona bir hayırı yok. Şimdi ona zekat düşer mi hocam? 20 büyükbaş hayvan, acaba bunlar besi için midir? Yoksa senenin 6 ayından fazlasını dağlarda, vadilerde otlayarak mı geçiriyor? Ama hocam ben şöyle anladım soruyu. Şimdi zekat verilecek olan kişinin hayvanları var. Tamam işte onun zekat vereceğimiz kişinin bu hayvanlar 20 büyükbaş hayvanı var. Evet. Bu hayvanlar senenin yarıdan fazlasını dağlarda, derelerde otlayarak mı geçiniyorlar? Yoksa? Yoksa ahırda bağlı. Yatıyorlar mı? Besi olarak. Besliyor isek zekat veremeyiz, vermememiz. İkisi farklı. Çünkü 20 büyükbaş hayvan neredeyse nisaba ulaşır değil mi? Ha? Onu da görürüz hocam. Ekrana geldi, yönetmenimiz verdi. Ulaşır. Bakın canım. Hocam, büyükbaş hayvan var mı sevgili Emre? Bu koyun ve keçilerin zekatı ile ilgili bu. Koyunlarda sayı 40 olacakmış. Zekat verilmiyor 40 olursa. 40-120 arası öyle mi hocam bir koyun? Evet. 121-200 arası iki koyun. 201-399 arası 3 koyun. Öyle devam ediyor. Öyle, doğru. Büyükbaş hayvanlarda durum nedir? Onu bakmak lazım tabii. 30 sığırda bir, evet. 30 sığırda bir şey yapacak herhalde. Neydi? Büyükbaş, öyle mi? Yok, büyükbaş değil. Büyükbaş değil. O yazılı değil mi orada? Evet. Ona bakalım hocam tekrar biz. Şimdi siz tekrar edersek, şayet bu zekat vereceğimiz hanımefendinin bu hayvanları, 20 tane büyükbaş hayvanı var. Şimdi o nisap miktarına ulaşıyor diye düşünüyorum ben. Yani şimdi, veremeyiz o zaman. Değil mi? Veremeyiz. Durumu yok diyor. Bir sığır kaç lira şimdi? Hocam ona da bakalım. 80-90 bin. Hocam en az 80-90 vardır. 80-90 vardır hocam. Bir tanesi. Aman yarabbim. 20 tanesi nisaba ulaşır. Evet. 20 tanesi nisaba ulaşır. Evet. Hocam bakalım hemen. Evet. Neredeyse nisaba geliyor buyurduğunuz gibi. 80 bin lira hocam. 80 bin lira. Yani belki biraz değeri değiştiği için 100 bine ulaşmıştır nisap herhalde. Hı hı. Yani 100 bin. Yani bu 20 sığır 100 bin lirayı geçer yani para itibariyle. O zaman veremez mi diyorsunuz zekat? Zekat verilemez. 20 büyükbaş hayvanı olan bir hanımefendiye zekat verilemez. Evet, saime olan sığırlarda zekat nisabı buyurduğunuz gibi 30 sığır olup bundan azı için zekat gerekmez. Evet, doğru. 30 sığır. Bu 15-20 doğru. Var diyor hocam. O hanım zekat vermeyecek de biz alacak. Ona verelim tabii. Mi diyor da zekat alamaz. Çünkü bu saime değil, bunlar kazıkta bağlı, tabii. Ahırda bağlı hayvanlardır. Yani besi içindir. Yani. 30 sığırdan 40 sığıra kadar zekat olarak 2 yaşına basmış erkek veya dişi bir buzağa verilir. Tamam. 40 sığırdan 60 sığıra kadar 3 yaşına girmiş erkek veya dişi bir dana verilir. Evet. Şimdi hocam soruya dönecek olursak bayağı bir şey yaptık bu soruyla ilgili. Kafamızda soru işaretleri kalmasın diye inceledik. Sonuç itibariyle bu hanımefendiye görümcesi eşini bırakıp gitmiş. Bu hanımefendiye zekat verilir mi, verilmez mi? Zekat verilmez. Çünkü 20 büyükbaş hayvana sahip. Verilmez. Evet. Peki. Devam edelim. Instagram'dan da zekat soruları var. Onlara bakalım. Emre Bey soruyor. Hocam ben maaşlı çalışan birisiyim. Geçen yıl ev aldım ama evin taksitleri var. Ödemeye devam ediyorum. Bir de arabam var. Bir miktarda altınım var. Ben zekat hesaplamamı nasıl yapacağım? Bana da yardımcı olur musunuz? Şimdi diyelim bir miktar altını var. Var. O bir yıl içerisindeki eve ödeyeceği borcu da düşmeliyiz. Hı hı. Ev almış. Arabası asli ihtiyaçtır. Araba vardır diye onu şey yapmayacağız. Tabii onun zekatla ilgisi yok. Evet.
Şimdi o bir yıllık taksidi de hesap düştükten sonra eğer nisap miktarına ulaşıyorsa zekat verecek, yoksa yok. Şimdi bu soruda arabayı çıkarıyoruz. Arabaya tabii, zekat tabii. Yok. Öyle. Şimdi ev aldım diyor. Taksitleri var. O taksitlerin yıllığını hesap ediyoruz. Bir yılda ne kadar taksit ödeyecek? Bir de kira borcu varsa onları ekliyoruz. Öyle mi doğru, hocam? Doğru. Onları da ekliyoruz. Doğru. Sonra bakıyoruz nisap miktarının altında mı üstünde mi? Eğer üstündeyse? Üstündeyse mükellef. Zekatla mükellef. Üstünde değilse zekatla yani mükellef. Yani 80 gramın üzerinde mi değil mi ona bakıyoruz. Ha. Nisap neydi? Zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsü. Yani bu ölçü altında 80 gram. Tamam. Peki bunu da geçtik hocam. Başka bir soru var. İzleyicimiz soruyor. 170 gram altınım var. Ablama hepsini borç verdim. Zekatını ablam mı verecek, ben mi vereceğim? Sağlam bir alacaktır bu herhalde. Hı-hı. Sağlam alacak olunca ama ablasının elinde olduğu halde şimdi verir. Ama eline geçince ablasında ne kadar durduydu? 2 sene durdu. Evet. 2 yılın zekatını verir. Yani altınların sahibi kimse sahip, zekatı o verecek. Yoksa, borç aldığı... Ya, o kişi değil yani. Emanet değil. Ettiğimiz kişi değil. 170 gram altına da müsaade buyursanız hesap edelim hocam. Olur mu? Evet. 170 gram altın. Hı. Altın 1858 diye ben görüyorum ama yanlışsa düzeltirsiniz. 1858 ne yapıyor? 315.860. Bunun da %2,5'u 40'ta biri ne yapar? 7.890 lira yapıyor hocam. Evet. Evet. Yani bunu yıllık vermek zorunda. Doğru. Doğru mu? Doğru. Bir başka soru. Hocam iyi yayınlar. Öncelikle Filistinli kardeşlerimiz için dua etmenizi rica ediyorum. Artık yüreklerimiz dayanmıyor. Sorum zekatla ilgili. Ben bu yılki zekatımı Filistin'e yollamak istiyorum. Ama nasıl göndereceğimi bilmiyorum. Zekatımı Filistin Müslüman kardeşlerimize nasıl ulaştırabilirim? Bu konuda bana yol gösterebilir misiniz? Bu konuda şu anda benim bildiğim için öyle söylüyorum. Türkiye Diyanet Vakfı, onun zekat fonu vardır. Nerede nasıl kullanacağını bilen kişilerin elindedir. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Türkiye Diyanet Vakfı yoluyla gönderilebilir. Hocam herhangi yardım kuruluşuna, bir derneğe, bir vakfa zekat fonu var mı yok mu diye bakmadan zekat niyetiyle versek olur mu? Olmaz. Zekat fonunun olup olmadığını onu araştırmak gerekiyor. Evet. Onu araştırmak gerekiyor. Evet. Peki devam edelim. Yine zekatla ilgili sorular varsa ona bakacağım. Bir soru daha var. Nur Hanım soruyor. İyi yayınlar, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle. Benim sorum zekatla ilgili. Afrika'da bir su kuyusu açtırmak istiyorum. Bunu da biriken zekat paramla yapmak istiyorum. Su kuyusu açtırarak zekatımı vermiş olur muyum? Su kuyusu açtırmak güzel bir hayırdır. Oradaki o fakir insanların imdadına koşmak çok da sevap olan bir şeydir ama zekat olmaz. Olmaz. Niye olmaz? Temlik var. Zekatta temlik var. Şimdi su kuyusunu açtık. Herhangi bir kimseye temlik ettim mi ben? Etmedim, edemedim. Sahibi kim o kuyunun? Yok sahibi, yok. Olsa olsa toplum. Yani hulasa temlik yerini bulmadığı için zekattan olmaz ama hayrımdan varsa onu yapayım. Afrika'da su kuyusu açtırmak zekat yerine geçmez. Ama hayrımız olur, sadakamız tamam. Olur. Bir başka soru Adem Bey soruyor. Hocam ben bu yıl ilk defa zekat vereceğim. Çevremdekiler zekat parası dışarı çıkmasın. Aileden ihtiyacı olanlara ver diyorlar. Bu konuda fikrinizi almak isterim. Zekatımı aileden olmayan ama çok mağdur ve ihtiyaç sahibi olan birine mi vermek iyi? Yoksa aileden olan, örneğin okuyan öğrenci yeğenlerim var ama durumları orta halli. Onları mı vermek iyi? Yani artık biz bu orta halli nedir, fakir nedir, bizim ölçümüz nisap miktarı altına sahip mi değil mi? O talebeler zaten öyle bir imkanı da yoktur. Talebelere yardım edilebilir yani ama eğer çok fakir varsa
dışarıda da son derece fakir, o zaman orası tercih edilmeli. Orası tercih edilmeli. Evet. Çok ihtiyaç sahibi ise öncelikli olarak onu tercih edelim diyorsun. Şey, ne diyorsunuz hocam, bu hani dışarı çıkmasın zekat parası, ailede kalsın, aile içine dağıtılsın. O öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok ama olan şu, yakından başlamalı. Hmm. Yani merkezden muhite doğru. Yani en yakınlarıma zekat vermezsem onlar kin tutarlar. Yani doğru. Bir şöyle bir sıkıntı içindeyiz de bize vermiyor, gidiyor filan yerlere veriyor gibi. Hocam şöyle mesela diyelim, ailede yakınlarımızdan zekatla verebileceğimiz akrabalarımız var diyelim. Yakın akrabalar. Onlara vermiyoruz da yurt dışında başka yere gönderiyoruz mesela. Öyle. Demek ki önce yakından başlıyoruz. Önce yakından başlıyoruz. Peki. Çok soru var ama ikinci şifrenin zamanı geldi. İkinci şifreyi verdik mi biz? Vermedik. Peki. Onu paylaşalım. 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Bu hediyeler için ikinci şifre Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Hamid, Ya Allah Celle Celaluhu. Ancak kendisine hamdü sena olunan, bütün varlığın diliyle biricik övülen Allah. Bütün varlığın diliyle biricik övülen ve Kur'an Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Ehli cennet Allah ile konuşacaklar. Cümlelerinin sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Ya, bütün varlığın diliyle hamd olunan, övülen, biricik sevgili. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz varmış, izleyicimizin sorusunu duyalım. Son bir şifre kaldı. Kalem kağıtlar hazır olsun ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hocamın sorum olacaktı da. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam ben rüyamda Rabbimi gördüm de. Rüyanızda Allah'ı gördünüz öyle mi? Evet. Elini öpüyordum. Ondan sonra sarılıyordum. Rabbim de bana sarılıyordu. Ondan sonra Hazreti Yusuf'la Hazreti Emir'i gördüm. Bunun anlamını öğrenmek istiyorum. Rüyada acaba Allah'ı görmek mümkün mü? Bu rüya rahmani bir rüya mıdır? Gerçek bir rüya mıdır? Yoksa şeytani bir rüya mıdır? Hocamıza soralım. Hazreti Ömer Efendimiz'i gördünüz öyle mi? Hazreti Yusuf'u gördünüz. Ama Aynı zamanda Allah'ı da gördüm. Elini öptüm, sarıldım dediniz. Doğru mu anladık? Evet, doğru. Hocam bu rüya nasıl bir rüyadır? Teşekkür ediyoruz. Hayır olsun. Efendim diyorum. Hazreti Yusuf, Hazreti Ömer, bunları görmek iyi bir şey. Allah'ı gördüm, elini öptüm, sarıldım. Yani Allah böyle cisim sahibi değildir. Yani eli falan var, insana benzer, insan gibi eli var. Böyle olmaz. Rahmani bir rüya değil o zaman bu. Öyle, bu Rahmani doğru bir değildir. Rüya bu. Değil. Evet. Rüyada Allah'ı görmek mümkün değil. Mümkün ama bu şekilde onun cisme, yani eli vardı, gövdesi vardı, bilmem sarıldım, öptüm. Yok, bunlar öyle, bizim Allah inancımızın dışında bunlar. Evet. Ama diğer Hazreti Yusuf'u görmesi, Hazreti Ömer'i görmesi. Onları görmesi güzel bir şey. Onları görmesi ya. Güzel diyor. Hayır olsun diyelim. Yine bir zekat sorusu var. Duygu Hanım soruyor. Anneannemin 50 bin lira parası var. Bunun ne kadarını zekat olarak vermemiz gerekir? 50 bin lira nisaba ulaşmıyor. Ulaşmaz. Ulaşmıyor. O yüzden zekatla mükellef değil. Yani sadaka olarak verebilir. Ya. 50 bin lira hocam, hemen hesap edelim. Evet. 80 gram olması lazım ki. Evet. Zekatla mükellef değil. Nisaba ulaşmıyor. 80 gramı söyleyelim hemen. 80 gram.
148 bin, yani 150 bin, 150 bin olması lira gerekiyor ya, ki değil mi? Zekatla mükellef olabilsin. Mükellef olsun, evet. Bir video sorumuz var, izleyelim, görelim. Aleyküm hocam. Allah razı olsun hocam senden. Seni her zaman dinliyorum. Her zaman da seni çok seviyorum. Ben seni demeli dedim. Ben Kur'an'ımı okuyorum. 50 yaşında Kur'an öğrendim. 50 yaşında Türkçe'yi öğrendim. Bir başka soru. Tevcid'i de okuyorum inşallah. Bana dua et. Duanı bekliyorum hocam. Şu Filistinlere çok üzülüyorum. Çok dua ediyorum. İnşallah Rabbim kurtulurlar. Hacet namazı. Hacet namazını da kılıyordum devamlı ben bu şu namazımda. Ama geç yerine Yasemin öğrendim. Aynısını kılıyordum. Hiç yanlışım yok çok şükür. Allah senden razı olsun. Allah'a emanet ol. Evet. Efendim Rabbim duası kabul var. Etsin işte yani. Ne kadar saf, ne kadar temiz. Bütün Anadolu'muzun tercümanı gibidir sanki. Kesinlikle. Dün de öyle bir video vardı hatırlarsanız. Öyleydi, evet, hem dua ediyor. 50 yaşında Kur'an-ı evet. Kerim öğrenmiş. Maşallah. Hacet namazı kılmış Filistinli kardeşlerimiz için. Duasını yapmış. Evet. Mevla kabul buyursun. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim görelim. Yerde resim bulunursa namazımızı engeller mi? Namaz kıldığımız yerde resim veya fotoğraf bulunursa diyor kardeşimiz. Acaba bu namaz olur mu? Yani şimdi yeter ki kıble tarafımda olmasın. Kıblenin böyle olduğunu düşünüyorum tamam. Şimdi. Burada bir şey yok. Yani bir köprü resmi falan var da bir şey yok. Yani bir canlı resmi falan yok. O halde kılabilirim. Buraya karşı evet. Kılabilirim. Kıble cihetinde bir şey olmasın yani diyor diyelim, hocam. Diyelim kardeşimin, oğlumun fotoğrafı var şurada. Evet. Kızımın fotoğrafı var burada. Onların da mahzuru yok. Evde. Onların da mahzuru yok. Çünkü sağımda solumda onlar. Mühim hocam şu kıble ciheti diyelim mesela şimdi. Kıble ciheti Kabe. Tamam. Bu cihette, bu yönde herhangi bir fotoğraf falan olmasın. Olmaması hocam. Lazım. Olmasın. Tamam. Mümkünse. Doğru efendim. Peki devam. Başka bir video daha var. Ellerinizden öpüyorum. Benim bir sorum var da Mersin'den arıyorum. Hocam yengeç yemek günah mıdır? Evet bu konuda çok sorular geliyor. Instagram'dan da buna benzer sorular vardı. İşte yengeçtir, midyedir, istiridyedir, ahtapottur ya deniz ürünleriyle ilgili. Ya da sair hayvanlarla ilgili hangi hayvanların eti helaldir, mübahtır? Hangi hayvanların eti yenmez? Aynı şekilde yırtıcı hayvanları yemek caiz mi diye sorular var. Hocam bu konuda sizden iyi olur. Daha iyi detaylı olur. Bilgiler rica ediyoruz. Aman buyurun. Ne güzel. Aman ne güzel efendim. Buraya bakarak izah peki hocam, edelim buyurun. Değil mi? Yani şimdi azı dişleriyle kapıp avlayan, parçalayan ve kendisini savunan hayvanların etleri yenmez. Domuz, kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, sincap, samur, maymun, sansar, sırtlan, fil, köpek, kedi, keler, tilki, gelincik gibi dört ayaklı hayvanlar bu gruba girer. Azı dişleri olduğu halde başkasına saldırmayan bir hayvanın eti ise yenilebilir deve gibi. Tırnak ve pençeleriyle kapıp avlanan, tırmalamayan ve düşük yaratılışlı olan kuşların etleri de haram veya tahrimen mekruhtur. Kartal, akbaba, atmaca, çayla, kuzgun, karga, yarasa, şahin gibi kuşlar bu niteliktedir. Bu eti yenmeyen hayvanlar hocam. Tamam efendim. Eti doğru. Yenmeyen hayvanlar. Doğru. Peki eti mübah olan hayvanlar hangileri? Eti yenmeyen hayvanlar. Eti yenmeyen hayvanlar. Evet bunlar. Bunlar yaratılış bakımından iğrenç olan, insana tiksinti veren hayvanların etleri de haramdır. Fare, yaban faresi, yılan, akrep, kene, kurbağa, kara ve deniz kaplumbağası, arı, karasinek, sivrisinek, köstebek, kirpi, bit, pire ve diğer haşerat onlardan. Bunları yemek haram. Evet. Dinimizde eti yenmeyen hayvanlar. Doğru efendim. Peki eti mübah olan hayvanlar? Eti mübah olan hayvanlar. Sığır, manda, deve, koyun, keçi, tavşan,
geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır, zebra, zürafa, tavuk, kaz, ördek, hindi, deve kuşu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, serçe, keklik, sığırcık, balıkçıl kuşu ve çekirge bunlar arasındadır. Hı hı. Bunların bir kısmı Kur'an'da açıklanmış, diğerleri de iyi ve temiz şeyler kapsamında değerlendirilmiştir. Tamam, eti mübah olan hayvanlar. Eti mübah olanlar. Bunlar. Deniz hocam, peki deniz ürünleri? Evet. Deniz ürünleri. Tamam efendim, deniz hayvanları. Hanefi hariç diğer üç mezhepte deniz ürünlerinin hepsi yenir. Hanefi'de balık şeklinde olmayan hiçbir deniz ürünü yenmez. Hmm. Ha, demek Hanefi mezhebiyle diğer mezhepler arasında bir fark vardır. Hı hı. Hanefi mezhebi diyor ki deniz ürünlerinin hepsi yenir. Hı hı. Diğer üç mezhep böyle diyor. Hanefi'de de balık şeklinde olmayan hiçbir deniz ürünü yenmez. Hı, demek ki Hanefilere göre yengeç yenmiyor. Yenmez. Evet. Midye yenmez. Yenmiyor. İstiridye. İstiridye yok. İstakoz yenmez. Karides yenmez. Bu deniz salyangozu gibi deniz haşeratı yenmez. Hmm. Ama diyelim ki istiridye yiyecek adam. Evet. Hanefi. Evet. Hanefi tiksinmiyor. Alışmış. Hanefi'ye göre tahrimen mekruhtur. Hmm. Ama o kişi Şafii'yi takliden yiyebilir mi? Yiyebilir. Hocam diyelim canım midye çekti. Ben evet, normalde tamam. Şafiler yiyebiliyor da ben hani yiyemem mesela. Doğru. Ama canım da midye çekti. Şöyle evet. Yiyeyim dedim. Bir porsiyon alıp yemek istedim. Evet. O şekilde yiyebilir. Evet. Evet. Şafii takliden yiyebilir. Doğru. Peki başka var mı sevgili Emre? Hem suda hem karada yaşayan hayvanlarla ilgili bir görüntümüz var mı? Bilgimiz var mı? Hem suda hem karada yaşayan hayvanlar helal mi, caiz mi? Dina. Ha, o da varmış. Hanefilere hocam. Ve Şafilere göre evet. Hem karada hem de suda yaşayan kurbağa, kaplumbağa, yengeç, yılan, timsah gibi deniz ürünlerini yemek helal değildir. Hem Hanefilere göre hem Şafilere göre de karada suda yaşayan bu hayvanları yemek helal değil. Helal değil, caiz değil. Hocam Şafilere atfel mi söylenir? Hani denizden babam çıksa yerim. Evet, doğru yani. Çünkü Efendimiz buyurmuş ki o hadis-i şerife o anlamı veriyor. Evet. Yani deniz suyu temizdir, ölüsü helaldir. Hmm, denizin suyu temizdir, ölüsü helaldir. Öyle, hadis-i şerifi öyle. Gelince öyle diyorlar. Peki, üçüncü ve son şifreyi paylaşacağız. Sonra devam edeceğiz. Kardeşimizin sorusu yengeçti hocam. Evet. Hanefilere göre mekruh ama Şafilere göre yengeç yenilebiliyor halde öyle doğru. Mi? Doğru. Ama hem suda hem karada yaşayanlar yenmiyor onu da söyleyelim. Doğru. Not olarak onu da düşmüş olalım. Üçüncü ve son şifre yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Her gün, her programda sevgili izleyenler şifreler veriyoruz. Üçüncü şifreye sıra geldi. Şu dakikaya kadar not aldıysanız bunu da not ediniz lütfen. Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerinden birisi daha. El-Muhsi, ya Allah Celle Celaluhu. Namütenahi de olsa bir bir her şeyin sayısını bilen Allah. Muhsi. Namütenahi, sonsuz da olsa her şeyin bir bir sayısını bilen Allah. Deniz suyunun damlaları, molekülleri ve bunların sayısını ancak Allah bilir. Biz nasıl bilelim? Yani bir okyanusun moleküllerini, aman ya Rabbi nasıl biliriz ya? Bilemeyiz. Ama Rabbimiz biliyor. Damlacıklarını, moleküllerinin sayısını biliyor. Müddeti hayatımızda ne kadar nefes alıp vereceğimizi bizim bilmemize imkan yok ama Rabbimiz biliyor. Allah alimdir, habirdir, şehittir. Bu isimde de dostlarını teşvik, düşmanlarına tehdit vardır. Dostlarını teşvik,
Yani yaptığın şey kaybolmuyor ha. Yani Lokman suresinde var ya, yavrucuğum yaptığın hayır kayaların içine girse, fezaların enginliğine gömülse, yerin derinliğine girse, yedi bihallah, Allah onu büyülterek mizanına koyar, kaybolmaz. Küçük bir hayrın kaybolmaz. Allah alimdir, habirdir, şehittir, her şeyin dış yüzünü bilir, iç yüzünü bilir, her şeyden haberdardır. Böyle olunca dostlarına teşvik, yaptığın bak iyilik hiç kaybolmuyor. Ama düşmanlara da tehdit var. Yaptığın kötülükten Allah haberdar. Haberdar. Allah el-Muhsi'dir. Teşekkür ediyoruz hocam. Üç şifreyi de paylaştık. Telefon numaralarımız ekranda. Hatlarımızı düşüren ilk üç izleyicimize hediyelerimizi hatıra olarak yollayacağız. 0212 alan kodu 300404 300606. Vaktimiz olursa kalırsa duadan önce ilk düşüren izleyicimizle de konuşalım. O vakte kadar bir video sorumuz daha var. Hayırlı günler. Benim size bir sorum var. Bizim güzellik salonumuz var. İşimiz gereği kadınların hani namahrem bölgelerine işlem yapıyoruz. Bunun sonucunda da normal abdestimizi alıp namazımızı kılıyoruz ama hani gusül abdesti falan almamıza gerek kalıyor mu veya gerek var mı? Ayrıca Ramazan aylarında da hani oruçluyken yine işlem yapıyoruz hani o özel bölgelerine. Onun için orucumuz zedeleniyor mu veya bir şey oluyor mu? Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok mutlu oluruz. Evet hocam. Efendim şimdi bir kadının erkeklere göre neresi mahremdir? El ve yüz hariç bütün vücuduna dokunulmazlığı vardır. Hı-hı. Erkeklerin bakması helal değildir. Peki kadın kadına, göbekle diz kapağı arasına kadın kadına bakamaz, dokunamaz. Tedavi ise o başka tabii. O da zaruret miktarınca, hı hı, sepe serper değil de zaruret miktarınca. Şimdi erkek erkeğe de öyle. Erkek erkeğe göbekle diz kapağı arasına bakamaz. Bakmamalı. Şimdi bu bir tedavi değil. Burası bir güzellik merkezi şimdi, hocam. Yani bunu biz söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi kadın kadına mahrem bölgelerinde bakmak, dokunmak meşru, helal değildir. Hanım kardeşimiz bizden gusül gerekir mi diyor. Gusül gerekmez. Hı hı. Yani hanım hanıma baktı, gusül gerekmez. Abdesti de bozulmuş olmaz. Namazını kılıyor, Allah kabul etsin. Kılar. Ama bakmak ve dokunmak meselesini de biz söylemek durumunda. Tedavi harici bunlar uygun değil, caiz değil diyor hocamız. Peki doğru, teşekkür ediyoruz hocam. Hattımızı düşüren ilk izleyicimiz belli olmuş. Bakalım kim? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Rover'in Orak Adana. Adana. Hatta mı izleyicimiz? Rover'in Orak, doğru mu okuyoruz? Rover'in aslında. Rover'in Z değil mi o? Evet evet R. Rover'in. V değil arkadaşlar. Rover'in. Evet. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Tabii çok sık duyduğumuz bir isim değil Rover'in. Anlamını öğrenebilir Roze miyiz? Roze zannederim gül demektir bu. Tabii ki sabah doğan güneş sarısı demek. Ne demek? Sabah doğan güneş sarısı demek. Sesi biraz yükseltebilir miyiz arkadaşlar? Sabah doğan güneş sarısı. Sabah doğan güneş sarısı. Evet. Peki şifreleri aldınız. Kimlerle izliyorsunuz? Adana'da bizi kimler takip ediyor? Hattan mı düştü izleyicimiz? Peki, hattan düşmüş, şifreleri alamadık ama ilk düşüren değil mi? İlk düşüren izleyicimiz Adana, selam edelim. Hattımızı ikinci düşüren kim, onu da görelim. Muhammed Öğretici, Giresun. Giresun, selam edelim. İkinci olarak düşürmüş. Hattımızı son olarak düşüren Mücella İnan, Ankara. Ankara, tebrik ediyoruz.
hediyelerinizi hatıra olarak adreslerinize inşallah yollayacağız. Muhterem hocam, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mevla razı olsun. Amin. Bereketli bir programda istifade ettik her hafta olduğu gibi. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için haftaya cuma, cuma sohbetlerinde tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir hafta sonu. Başarılı bir ve bereketli bir hafta diliyoruz. Ve duayla programımızı kapatıyoruz. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbiyel Aleyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamurrahiminsin. Lütfunu, ihsanını, inayetini üzerimizde daim eyle. Amin. Rabbul aleminsin, malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Ya Rab, itaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Ya Rab, şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Amin. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Amin. Hastalarımıza şifalar, borçlara edalar, amin, ihsan eyle. Amin. Ya Rab, beyin ameliyatı olup yoğun bakımda bulunan Ali Kayabaşı kardeşimizle birlikte cümle hastalarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rab. Ya Hayyu ya Kayyum. Ya Del Celal vel İkram. Amin. Birinci kıblemizin bulunduğu yerde insanlık tarihinde görülmedik zulümler irtikab edilmekte. Ya Rab, sen zulmün ve zalimin hasmısın. Müminlerin dostusun. Ya Rab, Müslümanların çektiği çile yetsin. Acilen aydınlığa kavuştur ya Rab. Amin. Yandığı yerde bu ateş sönsün ya Rab. Amin. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, amin, düşmanlarını zelil ve mahkûr eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Şina suradan mustakin, sıratallecin elhamdaleyim, manuzin aleyhim ettali amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.